Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için Türkiye'ye sandık başına gitti. Oy vermeye farklı kostümler ve araçlarla giden bazı vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. İşte sandık başlarından yansıyan renkli anlar. Hayırlı olsun diyorlar. Karabük'te yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Rümeysa Gelgi oyunu evde kullandı. Safranbolu ilçesinde seçim kurulu görevlileri 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgız vatandaşlar da yöresel kıyafetleri ve atlarıyla sandık başına gitti. Bursa'da ise uzun yıllardır Hacivat karakterini canlandıran Bülent Akay oyunu kostümüyle kullandı. Bir renk katalım seçimimize, tebessüm ettirelim dedik. Sanırım güzel bir gün olacak bugün. Duydum ki Nasrettin Hoca Konya Akşehir'de oy kullanıyormuş. Dedim ki ya Nasrettin Hoca Konya Akşehir'de kullanırsa ben neden Bursa'mızda kullanmayayım diye gelip koşa koşa geldim. Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyesi bir grup seçmen Efe kıyafetleriyle oy kullandı. 6572 vatandaş oy kullanacak. Tabii renkli görüntüler de var. Bunlardan birileri de renkli kıyafetleriyle oy kullanan Efe kıyafetli yörükler, onlar da sabahın erken saatlerinde kalkıp oylarını kullandılar. Düzce'de milli sporcu Muhammed Bişkin, oy kullanacağı okula yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Buraya geldiğimizde de halkın yoğun ilgisi var, çok güzel oldu bizler için. İstedik ki o ruhu, o ambiyansı, atmosferi tekrardan yaşatalım. İstanbul'da da bir seçmen oyunu kullanmaya gelinlikle geldi. Konya'da ise 84 yaşındaki Fatma Olgun oy kullanacağı okula ambulansla getirildi. Sedye ile kabine giren Olgun oyunu kullandıktan sonra görevliler tarafından tekrar hastaneye götürüldü.